İkisini atamadı. Hakan kazandı. Galatasaray televizyonu ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Saray'ın yıldızlarında bu hafta çok iyi bir Galatasaraylı konuk edeceğiz. Kendisi hem sporcu hem sunucu ama çok iyi bir Galatasaraylı Hakan Atipoğlu bizler birlikte. Hakan hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Nasılsın Melisa? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Aslında ben hoş geldim ama gördüğün gibi benim stüdyomdayız. Evet, ben geldim bu kez. Sen de hoş geldin yani. Survivor Panorama stüdyolarındayız değerli izleyiciler. 1-2,5 sene oldu seninle röportaj yapmayalı. Evet. Tabii evet. Sen de bu aralar yoğunsun yine, koşturuyorsun bir taraftan. Hem gezilerini konuşacağız, güzel güzel yerlere gidiyorsun. Oradaki izlenimlerini paylaşıyorsun takipçilerine. Bir taraftan Survivor Panorama, Survivor başlayınca Panorama'da başladı. Geçen sene siz burada aile gibi olmuştunuz tabii ki. Bu senede bu ritüel sürüyor aslında. Senden dinleyelim. Ya şöyle şimdi Survivor Panorama gerçekten geçen sene hani geçen sene ben başladım. Daha önce de yapılıyordu ama geçen seneki formatıyla çok böyle keyifli bir hale dönüştü. Bir aile gibi olduk. Burada seyirciler olsun, gelen konuklar falan. Her şeyin ötesinde belki bize bu kültürü açılayan da Galatasaray tribündür yani. Bunu hep söylerim çünkü Galatasaray'ın özellikle en iyi olduğu yıllar benim tam gençliğime böyle en ateşli taraftar olduğum zamanlara denk geldi. Yani ne zamanlar dersen 96 ile 2004 arası Ali Sami Yen'de kapalı üst tribünde biz Etilerli Aslanlar olarak her zaman yerimizi alırdık. Ve sayısız şampiyonluk Türkiye Kupası'nın yanında UEFA Kupası'na giden yoldaki bütün maçları, buradan Süper Kupa'ya uzanan o takımı, yani Hacili, Fatih Terimli, daha sonrasında Lucescu'lu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Galatasaray'ı keyifle seyrettik. Hala da devam ediyoruz seyretmeye. Dediğim gibi hani buradaki bu güzelliklerin bir kısmına da ben o Galatasaray tribününde yaşadığım heyecana, başarıya, oradaki arkadaşlara da borçluyum. Tabii o sıcaklık artı tabii spordan da geliyor. Bu arada ben bir sporcu olarak Galatasaray'a çok rakip olmuş bir sporcuyum. Onu da söylemek istiyorum. Evet yani. Onu da biliyoruz tabii. Ama gönülden Galatasaraylısın. Onu da çok iyi biliyorum ben. Senelerdir biliyorum arkadaşım olduğun için de aynı zamanda. Ama şöyle bir şey var. Mesela şimdi Galatasaraylıyım. Bambaşka bir takımda oynuyordum. Adalar Su Sporları'nda. Galatasaray'la maç yaptığım zaman hep en iyi oyunumu oynardım. Hep yani hani elimden geldiğince kendimi zorlardım. Daha iyi olmam lazım, daha iyi oynamam lazım, daha çok gol atmam lazım Galatasaray'a diye. Çünkü Galatasaray'ın büyüklüğünü biliyordum. Evet. Galatasaray'ın büyüklüğünü bildiğim için de onu yenmek için büyük oynamam gerektiğini biliyordum. O yüzden hani Galatasaray'ın büyüklüğü orada benim en büyük motivasyonummuş aslında. Onu sporu bırakınca anladım. Şimdi anlıyorsun. Programda da Galatasaraylılığından sürekli bahsediyorsun. Evet. Ne zaman açsam aslında çok fazla da izliyorum. Vakit buldukça çok izliyorum. Panorama programını, Survivor'ı da ben çok iyi takip ediyorum. Bunu da sen biliyorsun, konuşuyoruz arada bu konuyla ilgili. Hep Galatasaraylılığından bahsediyorsun. Buraya gelen konuklara da sürekli takımını soruyorsun. Sen de ayrı yerde Galatasaray, o bir kesin. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey. Galatasaray Türkiye'nin Avrupa'da en büyük başarılar kazanmış. Benim için en büyük kulübü. Tabii ki diğer kulüplere de saygısızlık etmek istemem ama benim için en büyük kulüp, en büyük takım her zaman Galatasaray. Ben burada Galatasaraylı olduğumu hep her fırsatta söylerim. Evet. Ama bize Galatasaraylılığın getirdiği en büyük kültürlerden biri de bence diğer takımları da kollamak, kucaklamak ve sahip çıkmaktır. Hani başka takım tutan tüm arkadaşlarımıza da sahip çıkıyoruz. Çünkü hep beraber Türkiye armasının altındayız. Galatasaraylı olmak da bence bunu gerektiriyor. Ama dediğim gibi hani burada elimden geldiğince özellikle Galatasaray'ın kazandığı maçlardan sonra, kazandığı kupalardan ve önemli maçlardan sonra bir şekilde Galatasaray'dan bahsetmek benim boynumun borcu. Gururlandırıyor da seni aynı zamanda. Çok mutluyum.
Geçtiğimiz günlerde Zafer'i konuk aldık. Zafer Mete geçtiğimiz sezon Survivor'da görmüştük. Survivor 2016'da. Senin de kulaklarını çınlattık. O da gerçekten çok enerjik bir isim. Programa da renk kattı kendisi. Evet. Burada ona da selam yollayalım. Geçen sene de siz çok keyifli programlara imza attınız zaten. Aynen, aynen. Zafer çok eğlenceli, çok iyi bir, iyi kalpli bir insandır. O da iyi bir Galatasaraylıdır. Her Galatasaray maçından önce oturur ve fotoğrafını paylaşır sosyal medyada. Evet. Bu arada tabii sosyal medya artık çok bambaşka bir yere geldi. Tabii. Yaptığımız her şeyi, nasıl diyeyim, güzel anları diyeyim daha doğrusu, bir şekilde sosyal medyadan paylaşıyoruz. Galatasaray'da bize yaşattığı güzelliklerle bizim kendi sayfamızda en güzel yeri alıyor her zaman için. Tabii ki öyle. Burada da gerçekten bu stüdyolarda hem o verdiğiniz enerji, seyirciyle bir arada olmanız, o seyircilerin de her sezon yeni bir ismi tutmaları, bu da centilmence bir rekabeti getiriyor ve çok da keyifli anlar yaşanıyor stüdyoda. Tabii. Yani her zaman enerjik yayınlara imza atıyorsunuz. Hı-hı. Hiçbir zaman, ne zaman ekranı açsam böyle duran bir yayın görmedim. Hep keyifli, eğlenceli. Herkes bir kişiyi savunuyor, ben onu destekliyorum diyor. Aynen. Ama o centilmenlik çerçevesinde burada da, stüdyoda da bir rekabet tabii var. Çünkü hayatta saygıyı ve centilmenliği kaybetmemek lazım. Survivor panorama. Zaten panorama ne demek? Bir şeyin 360 derece her yerinden bakmak demek. Hani bu çok önemli bir şey. Çünkü özellikle Survivor'da işte birçok şey yaşanıyor ve bazı şeyleri seyircilerimiz göremiyor olabilir ya da biz görmüyor olabiliriz. İşte burada o iletişimi sağlayarak en panoramik açıdan olaylara, kişilere bakmaya çalışıyoruz. Bu sene de inanılmaz keyifli bir Survivor devam ediyor. Yani kim şampiyon olur diye bana şu an sorsanız size 8 tane olabilecek, en az 8 tane olabilecek isim sayarım. Senin öngörülerin de kuvvetlidir. Evet, evet. Yani benim de favori yarışmacılarım var bu sene. İyi olduğuna inandığım yarışmacılar var. Ama tabii Survivor uzun bir maraton. Bunun içinde sakatlık var. Bir yerden sonra şartların ağırlaşmasıyla, tabii, karakter olarak, fizik olarak, eksilmelerle daha zorlu şartlar bence yarışmacıları çok zorlayacak. Bir de bu sene çok uzun, yaklaşık 150 gün. Az bir sürede değil, tabii, yani. Geçen gün burada Acun abi de misafir ettik. Evet. Ne derler? O da bize bu seneki sürprizleri anlattı. İşte ödüllerin bu sene biraz daha Güney Amerika'da olacağını, yarışmacıları daha bazı zor şartların beklediğini ama... Siz de belki gidersiniz, onu da söyledi hatta. Evet, duydum, evet, ben. Ya, çok heyecanlandın ya, değil mi? Aynen, gitmek aynen istersin. Gidersem sana oradan şey getireceğim. Dominik'te güzel bir takımın atkısını getireceğim, sözüm olsun. Ya bir de Galatasaray atkısıyla fotoğraf çektireceğim orada. Süper olur. Zaten aslında fotoğraflarında da hep Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini görüyoruz. Bu arada atkı dedim de yani adamların yeri 30 derece. Orada herhalde atkı yoktur değil mi? Ne vardır orada mesela? Bak yani şimdi düşündüm orada de. Başka şapka olabilir belki. Şapka, tamam. Oradan güzel bir şapka getireyim sana. Evet, güzel olur. Ben de gerçekten yarışmayı izlerken ah şimdi oralarda olsam diyorum. Çünkü ben yaz insanıyım. Yani ben yaz seviyorum ben. Güneş seviyorum. Deniz aynen seviyorum. Aynen. Güneş aynen ve deniz seven biri için de gerçekten muazzam. Senin de oraya aslında sunmak için gitmen de senin için ayrı bir tecrübe olur. Çünkü hep yarışmacı olarak gittin. Tabii ki. Yani o bambaşka bir şey. Özel bir şey olur yani. Evet. Dominik çok güzel bir ülke. Yani insanların böyle rahat yaşadığı, hayatında en büyük eğlencenin müzik ve insanlarla barışık olmak. Böyle bu tip bizim belki de unuttuğumuz, işte streste ya da bu mücadelede kaybettiğimiz şeylerin ön plana çıktığı bir ülke. Mutlular. Bu çok önemli. Mutlular. Çok büyük paralar kazanmıyorlar. Ama çok mutlular. Bilmiyorum. Hayat bence öyle güzel. Bir de sıcak hava dediğin gibi çok başka bir şey. Şimdi burada işte hava dışarıda 3-5 derece. Ama orada hep en kötü 25 derece yani. Evet. Kışın bile. Oranın kışı dediğin yağmur zaten. Bir şey değil ki. Ama gitmek güzel olur inşallah. Bakalım panoramanın bir haftasını Dominik'ten yapma gibi bir yapılması durum gibi bir durum var. Evet, o da iyi olur yani diye düşünüyorum. Bu bayağı ağır bir şeymiş. Özlemişsindir Hakan. Bunu nasıl kırıyoruz onu da ben göstereyim o zaman. Ay bismillah, her şey hazır. Bizim. Her böyle şey hazır. Böyle kötü günler için şu palayı alayım ben. Ha. Hakan aman dikkat et. Yok, lütfen. Yok yok, merak etme. Bu arada evet, gölgelerin gücü adına. Benim zamanımın en popüler çizgi filmi. Vay. Bir şey söyleyeyim mi? Ya hayatım bunları keserek geçti orada, yemin ediyorum. İzninizle şimdi ilk darbeyi vuracağım. O riski alamayacağım. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu pala kör galiba. He. Ben şimdi yapamazsam diye Sadin'e şey. Vay. Dikkat, aman. Gör. Sadin dikkat et. Allah. Oo, şimdi bak bunu takınca bu şekilde açıyoruz. Oyunları görüyorum şimdi. Her geçen sene daha da zorlaşan oyunlar. Evet, Survivor All Star'da en güçlü yarışmacıları izledik ama geçen sene
bu sene daha da zorlaşıyor oyunlar, daha da gelişiyor ve rekabet daha da artıyor kesinlikle. Sen şimdi oyunları izlerken ah keşke bu oyunda yarışsaydım diyor musun? Diyorsundur kesinlikle. Şimdi içinden. Survivor'a gidip de döndükten sonra burada ben bir daha gitmem diyen hani bir iki yarışmacı vardır ama herkes ya da birçok kişi gitmek ister geri. Çünkü oradaki bu mücadele ya da yüksek adrenalin, yüksek motivasyon hiçbir şekilde hayatın hiçbir yerinde yok. Ve insana inanılmaz bir keyif veriyor. Yani oradayken dönmek istiyorsunuz. Allah'ım çok kötüyüm, çok sıkıldım, çok yoruldum. Ne yapacağım diyorsunuz ama döndüğünüz zaman da aa ne kadar güzelmiş halbuki o yüksek enerji diye. Keşke orada olsam diye içinizden geçiyor yani. Ben de öyle düşünüyorum. Oyunları görünce çünkü oyunlarda her sene gelişiyor. Yani şimdi sen benim için Galatasaray TV'nin en iyi sunucususun. Ama her sene üstüne bir şey koyuyorsun evet. Yani o da çok önemli bir koymamız şey. Koymamız da gerekiyor. Tabii yarışmanın tabii da aynı şekilde. Yarışma da aynı şekilde. Aynen. Her sene acaba bu böyle olsa daha mı iyiydi diye kendini geliştiriyor. Sen de ekranda izledikçe kendini ya da yeni konuklar aldıkça, yeni formatlar yaptıkça bambaşka bir yere doğru gidiyorsun. Daha rahat oluyorsun, daha iyi sorular soruyorsun, daha iyi sunuyorsun, elektriğini geçiriyorsun. Daha iyi yani insan gelişiyor yani bu çok her normal. Konuda önemli. Tabii ki bir taraftan gönlün aklın kalır orada olsaydım dersin ama bir taraftan da sen zaten aktif bir şekilde geziyorsun ama çok güzel geziyorsun ve sosyal medyayı da aktif kullanıyorsun. Bu anlamda gittiğin yerlerle ilgili tavsiyeler de veriyorsun seni takip edenlere. Bu aralarda gittin Fransa'ya gittin, Kaliforniya'ya gittin. Evet, eminim ki orada beğendim. Spor müsabakalarına da ilgin vardı senin. Evet. Orada oralara da gittim. Biraz anlatır mısın? Ya Karadeniz turu da yaptın. Karadeniz turu da çok yaptım. Çok güzeldi gerçekten. Ya şöyle bir şey. Gezmeyi seviyorum. Hatta geçen gün bir kitap okudum. Bir tane hasta bakıcı yazmış. Bu arada adam işi bırakıyor, dünyayı gezmeye karar veriyor. Sonra bir yerde para kazanmak için çalışması gerekiyor. Ve hasta bakıcılık yapıyor. Hasta bakıcılık yaparken insanlarla olan ilişkisi onu o kadar mutlu ediyor ki gezmeyi bırakıyor ve oraya yerleşiyor. Hasta bakıcı olarak hayatına devam ediyor. İnsanların genellikle son dakikalarında yanında olan bir hasta bakıcı olduğu için hep onlarla ölmeden önce konuşma fırsatları olmuş. Ve konuşurken keşkelerini hep söylemiş insanlar. Hı hı. Bu kitabında da bu keşkeleri anlatmış ve keşkelerin en üst sırasında keşke daha az çalışsaydım var. Gerçekten hani şu anlamda söylüyorum. Evet çalışmak çok güzel ama kendine ayıracağın bir zamanın çok yoksa önemli. Ya da gezecek, yeni kültürler tanıyacak, yeni şeylerle uğraşacak zamanın yoksa o zaman niye yaşıyorsun ki? Yani hep para, başarı, işte şey ne derler, güç, nereye kadar tabii. Ki? O yüzden ben de gezmeyi çok hayattan seviyorum. Hayattan keyif alıyorsun. Tabii ki kesinlikle. Yeni zaten yerler görüyorsun. Gizem de, eşim de bununla alakalı. Gizem'e de buradan selam yollayalım. Evet. Yakın zamanda kahve içeceğiz. Bir türlü denkleşemedik ama... Evet, Gizem o da hani uyumlu bir insandır. Evet. Hem evliliğimizde hem gezerken böyle kafamıza estiği gibi tatillere çıkıyoruz. Tatile gittikten sonra da özellikle gittiğim yeri kendi insanıma ya da takipçilerime anlatmamak bence ayıp diye düşünüyorum ve tek tek işte şuraya giderseniz bakın şunu gezin, şurada yemek yiyin, buradan bunu alın, şuna dikkat edin, buna giderseniz iyi olur, şurada çok gizli ama güzel bir yer buldum diye yazıyorum yani. Bunlar güzel şeyler. Güzel insan gördüğü güzellikleri paylaşmalı. Çünkü güzellikler paylaştıkça artar diye düşünüyorum. En son Kaliforniya'ya gittim bir iş için. Ama orada da gezdim, çok güzeldi. Ben de 2-3 yıldır basketbol deliliği var. NBA maçlarına da gitmiştim. NBA maçına Survivor'da gitmiştim. Bugün işimle gidemedim. Çünkü LA Clippers'la Lakers'ın takvimi denk gelmedi bana. Ama nasıl diyeyim, sokak basketçilerini seyrettim. Yani adamların o semt kültüründe basketbol oynayışı, al adamı koy burada birinci ligde oynar yani o tattalar. Yani sporun aslında ne kadar mahalli kültürün içinde olması gerektiğini anladım. Yani keşke burada her semtte işte basketbolları, semtte diyorum bu arada her ilçede değil. Çünkü bakıyorsunuz ilçede 2-3 tane basket potası park ya da varsa bir tane havuz oluyor. Keşke her semtte havuz, basketbol, tenis, futbol sahaları bu şekilde tesisler olsa. Tabii İstanbul'da bu kolay değil çünkü İstanbul'da her şey inşaat rantında olduğu için tabii. Düşünsenize bir futbol alanına şimdi adam öyle. İki tane plaza diker olur biter. Orada futbolda çocukların işte futbolcu olması çok önemli değil. İşte bu mantalitenin değişmesi ve bütün sporlara olan bakışın kuvvetlenmesi, gelişmesi lazım. Kesinlikle öyle. Haftanın 5 günü burada program yapıyorsun. Bir taraftan evet. Da başka projelerin var mı? Sen pek de durmayı sevmiyorsun çünkü. Var. Şöyle diyeyim, biraz da ticari bir iki projem var. Hı hı. Onlarla koşturuyorum. Bir yandan yeni YouTube kanalı açacağım yakında. Hatta orada planlarım arasında bir Galatasaray maçına
giden taraftarın bir gününü anlatmak hoş. Bu sizin ekranlarda yapılan bir şey bildiğim kadarıyla. Hani bir taraftar gittiği zaman neler yaşıyor sabah evden çıkıp akşam eve girene kadar. Bu tip böyle deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bir kendi sahamızda maça gitmek istiyorum. Bir de zorlu bir deplasmana kameranın beni full çektiği bir ortamda gitmek belki istiyorum. Belki derbi olabilir. Olabilir çünkü artık derbiler de serbest. Evet. Yani Beşiktaş ya da Fenerbahçe derbisine bu şekilde gitmek bence keyifli olabilir. Keyifli tabii. Hoş. Kimle? Fener'le içeride oynayacağız. O yüzden o iş yatar. O yüzden belki sene. Aynen. Orada özel otobüslerle yolculuk, işte taraftarlarla kaynaşıp beraber stada gir falan erkenden inanılmaz bir şey. Yani o heyecan, o enerjiyi çok yaşadım ve çok sevdiğim bir şey yani. Çok güzeldir tabii ki. Beni ilk sen maça götürmüştün. Bunu daha önceki programlarda da söyledik. Galatasaray maçına hep birlikte gitmiştik. İstanbulspor maçıydı. İstanbulspor. Eski açıkta. Kaç bitti? Bayağı gol atmıştık onu sanki. Onu artık o kadar hatırlamıyorum ama bol gollü geçtiğini biliyorum. Ben sana söyleyeyim ya 6-1 ya 6-2 bak ben senin hafızan iyidir aynen öyle. 6-1. İlk maçtı ve hep birlikte çok da eğlenmiştik. Annemler beni sana emanet edip göndermişti. O günden sonra da hiç vazgeçemedim, kopamadım. Hatta kardeşin Zeynep'le birlikte de sen yokken de biz maça sonra kız kıza bile maça gitmiştik. Çok keyifli anlardı. İşte Galatasaray tribünlerinin ne kadar esasında bu güzel bir yapıda olduğunu gösteriyor. Evet. Yani siz iki bayan ya da biz orada işte ben 20 yaşındayken sen 14-15 yaşındayken biz beraber maça gidebilmişiz yani. İşte aslında buradan bütün kadın seyircileri de söylemek istiyorum ya da bütün Galatasaray taraftarlarına eşlerinizi, çocuklarınızı maça götürün. Galatasaray kültürünü onlara aşılayın. Galatasaray bir yaşam biçimi olsun hepiniz için. Çünkü tribünler öyle küfür edilen, kötü insanların olduğu yerler değil. Tribünler gerçekten özellikle kadınlar gittiği zaman kadın ve çocuklar değişebilecek, gidince daha güzel. Değişebilecek bir yer. Çünkü 5 erkek oturduğu zaman belki arasında argo konuşabilir. Ama oraya bir kadın olduğu zaman hepsi böyle bir beyefendileşir. Kesinlikle. İşte bizim hep o kadına ihtiyacımız var. Hem tribünlerde hem her yerde. Bu aralar maçlara gelebiliyor musun Hakan? Bu aralar maçlara en son ne zaman gittin dersen en son Ekim ayında gittim. Ondan sonra gidemedim. Çünkü biz de geçen yaz Gizem'in babasını kaybetmiştik evet, aslında. Ondan dolayı böyle bir zor bir süreçten geçtik hani manevi olarak. Hiç hani televizyondan hep izliyorum, hiç kaçırmıyorum ama dediğim gibi hani Ekim ayında iki maça gittim. Onun dışında hiç maça gitmedim seni yani. Seni bekliyoruz. Bir gün bizim stüdyoya da bekliyoruz. Aa, oradan tamam, da keyifli. Rahatlıkla izleriz mücadeleyi. Tamam, maçı geleceğim. Eski günleri yad ederiz. Aynen. Yine birlikte izleriz. Gizem'i de bekliyoruz. Seni de Zeynep'i de tabii ki. Eskiden çok çok giderdik. Gerçekten çok güzel anılar var. Çok. Takımın durumunu nasıl buluyorsun? Bu sene gerçekten geçtiğimiz sezona oranla daha iyi bir takım var. Yetenekli evet. oyuncularımız var. Tabii daha da iyisi olsun istiyoruz. Ya tabii şimdi bu sene her seneden farklı olarak bir kere çok kuvvetli bir üç büyüklerin yanında Başakşehir gibi çok kuvvetli bir takım var. Şimdi bu bir şekilde şampiyonluk pastasının bölünmesine neden oluyor. İşte bunun dışında evet çok kuvvetli bir takımız ama yeni yapılanan bir takımız bir yerde baktığınız zaman. Ben mesela hocamızın arkasında durulması gerektiğini düşünen bir insanım. Bunun yanında olmazsa olmazlarım var. Kim bunlar? Bir Muslera, bir Schneider. Eğer ilk formunu yakalarsa ben yakalayacağına inanıyorum. Eren derdi yok. Selçuk, kaptan Selçuk. Selçuk'un kaptanlığı çok önemli. Onun yanında bizim yeni transferlerimiz Ahmet olsun. Rodriguez olsun. Yani zaten Buruma'ya kitap ya, yazarız. Buruma'ya kitap yazmayı bırak. Buruma inşallah elimizden kaçmaz. Ya bunu çok istiyorum çünkü Buruma'nın Galatasaray'da... Buruma deyince gözleri parladı. Yani. Ama öyle şimdi. Öyle. Her Galatasaray'da her Türk futbol seyircisinin parlıyor. Yani tabii. Şu an başka takım taraftarları da Galatasaray maçında Buruma'dan o inanılmaz sprintlerini ve 2-3 kişiyi geçip gol atmasını izlemek istiyor. Rakip Buruma'ya özel önlem tabii alıyor ki, mesela. Tabii ki. Yani bizim Buruma'yı kaybetmeden onun o hem gençliğinden hem de çok naif, iyi bir insan. Evet. Hani tanıdığım kadarıyla dışarıdan az çok. Onun o güzel Galatasaraylılığından yararlanmalıyız. Onun dışında yani bütün futbolcuları çok seviyorum. Podolski'nin bence yeri ayrı. Podolski özellikle sosyal medyada beni hem güldürüyor hem de böyle Galatasaraylılığımı böyle bir kabartıyor. Güzel bir şey. Çok iyi paylaşımlar. Bunu tabii ki her zaman söylüyorum. Hem sportif başarı hem de bu sosyal medyadaki şey her zaman güzel bir denge içinde olmalı. Çok önemli. Kimseyi öyle incitmeden de hani Podolski'nin yaptığı dengede
böyle hani üstü kapalı mesajlar, üstü kapalı şeyler bence çok güzel. Bunlar futbolun içinde olmalı. Bir Galatasaraylı kazandığında ilk önce Fenerbahçeli arkadaşını aramalı. Fenerbahçeli Galatasaraylı. Sen arıyorsun değil mi? Öyle yapıyorsun. Tabii ki. Hemen bir mesaj. Bizim gruplarımız var öyle. Eski arkadaşlarımızla. Hemen orada konular konuşuluyor yani. Fair play çerçevesinde. Fair play çerçevesinde bazen olmayabiliyor yani tabii arkadaş içinde olduğu evet. için. Ama dediğim gibi futbol çok büyük bir eğlence, çok büyük bir kültür hepimiz için. Muslera'dan da bahsettin. Eminim ki onun da yeri ayrıdır sende. Süper ya. Onu da mı ben kurtarayım? Biliyorsun son zamanlarda bir reklamı da var. Reklamda da oynadı. Evet, Muslera çok başarılı bir kaleci. Her şeyin ötesinde çok iyi bir insan. Yani nasıl diyeyim? Gördüğünüz zaman bir kere ne kadar efendi, ne kadar yani bir Uruguaylı için şimdi adamın kültürünü biliyorum ama ne kadar iyi bir şekilde yetiştirildiğini görüyorsunuz. Biz evine konuk olmuştuk, lafını böldüm. Bize baklavalar ikram etti bizim için, özel almış ekip için. Her zaman çok misafirperver. Onların ya, bir mate çayı var. O çaydan iç dedi, seveceksin dedi. İçtik hakikaten. Ama verdiği enerji güzeldi de çay ayrı. Ama verdiği enerji hepimize çok güzeldi. Şimdi eşi, o zaman sevgilisiydi Patricia'da. O da çok misafirperver. Çok keyifli bir program olmuştu. Gerçekten çok mütevazı. Ya Muslera'da ben şeyi görüyorum. Mesela Schneider'de de o var. Son zamanlarda gelen futbolculardan. Türkiye'yi sevdiler. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani Türkiye'yi, Türk insanını, Türk kültürünü severse bir yabancı futbolcu burada daha verimli oluyor. Muslera'nın ve Schneider'in Galatasaray'daki en büyük başarısının nedeni Türkiye'yi çok sevmesi ve kendini bir Türk gibi hissetmesi. Yani Muslera bizi çok güzel temsil ediyor yurt dışında da bir insan olarak. Sanki Türk insanıymış gibi aynı şekilde Schneider'de. İkisinin özellikle bu konudaki tavırlarına ben hayranım. Eminim bütün futbol taraftarlarını, sırf Galatasaraylar değil, ikisini çok seviyordur. Takımını da görmek istiyordur ama kimseye kaptırmayız. Musa ile Schneider bir tane, onlar da bizde. Onlar bizim, aynen öyle. Peki son olarak Galatasaray'ın efsanesini sormak istiyorum. Her röportajımızda aslında soruyorum. Hı-hı. Yeni isimler de ekliyorsun zaman zaman. O kadar çok efsane isim var ki Galatasaray'da. Belki bu sefer de yeni isimler eklenmiş olur diye. Son sorum da bu olacak. Vallahi benim için birçok efsane futbolcu var Galatasaray'da. Ama yeri doldurulamayacak bir kişi var. O da Tugay Kerimoğlu. Dışarıdan da çok iyi tanırım. Benim evet, sen tanışıyorsun, görüyorum bir abimdir. Aynen. Yani çok severim. Türk insanını, Türk kültürünü dışarıda çok iyi temsil etmiştir. Her şeyin ötesinde büyük bir kaptandır. Galatasaray'a çok büyük hizmetler vermiştir. Benim için Tugay Kerimoğlu'nun yeri her zaman ayrıdır. Onun dışında akla gelen isimler kim dersen, tabii ki son zamanlardaki futboluyla, her şeyle Arda Turan, Hacı, onun dışında Popescu, mesela ben Koseçki, mesela Koseçki'nin bende yeri ayrıdır. Tanju Çolak'ın yeri bende ayrıdır. Prekazi'nin yeri ayrıdır. Simovic'in yeri ayrıdır. Erhan Önal, mesela ilk Galatasaraylı olduğumda hatırladığım bir isimdir Erhan Önal. 1955 doğumlu sanırım. Hani o 85-90 yılları arasında Galatasaray'ın o Derval zamandaki, Mustafa Deniz zamandaki şampiyonluklarında işte bu isimler vardı. Geçen gün Prekazi konuğumuzdu. Ben de inanılmaz gururlandım onun aynı yayına çıktığım için. Gerçekten şey. O Monaco'ya attığı golü sordum da. Ya yok dedi ki, eşim de bana diyor ki buradan vuruyorsun gole, topa. Ona ben gol atacağımı biliyordum dedi. Kendime güveniyordum dedi. Herkes kendine güvensin, başarır dedi. Ben o sana bir şey söyleyeyim anlattı. Mi? O gün yendiğimiz Monaco şu an Şampiyonlar Ligi'nde oynasın, kupayı kaldırır. Fofanalı, Yeboah, onun dışında Deschamps, acayip futbolcular vardı. Hafızlandım, İki tane İngiliz futbolcu vardı, unuttum isimlerini. Ve Wesley ile şey, yani acayip futbolcular vardı, öyle böyle değil. Yani bizim o gün yendiğimiz Monaco'yu şu an dünyada 3-5 takım belki yan yana oynar, onun dışında kimse oynayamaz yani. O yüzden Galatasaray'ın o kupayı, daha doğrusu o sene ne kadar zor takımlarla oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktığını herkes bilsin, unutmasın. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi stüdyoda yavaş yavaş hazırlanıyor. Tabii ki canlı yayına gireceksiniz. Çok da zamanını almak istemiyorum. Yeniden teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğun için. Sana tabii ki bir hediye ile geldik bugün. Çok teşekkür ediyorum. Ozan'cığım teşekkür ediyorum. Hediyeyi de getirdik. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sen sarı kırmızı her şeyi seversin zaten. Sarı kırmızı bakın, her şeyi severiz. Galatasaray Store'da bizim için artık ikinci adresimiz gibi. Ooo çok güzel. İşte bu. Giyebilir miyim hemen? Tabii ki. Ay çok teşekkür ederim. Keşke baştan verseydin de bunları röportaj yapsaydık, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Oldu değil mi? Oldu, rahat rahat oldu.
Evet sevgili seyirciler, nasıl, yakıştı mı? Çok güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu, açtı da çok seni. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol Hakan, yeniden herhalde 1-2 sene içinde görüşmek üzere tekrar. Görüşürüz, çok teşekkür ediyorum. Yani başarı. Seni de televizyonda seyretmek, başarılarını görmek beni bir arkadaşın olarak çok memnun ediyor, mutlu ediyor. İyi ki varsın yani. Çok teşekkür ederim. Her zaman desteklersin zaten. Çok sağ ol. Değerli izleyiciler, bu hafta Hakan Atipoğlu'na konuk ettik programımızda. Programımızı burada noktalıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.